Heyecanlı mısın? Biraz. Yıllardır bunun hayalini kuruyoruz. Zor oldu ama başardık. Senle ben. Beraber. Sanırım birlikte yaptığımız en güzel şey. Deniz için. Oğlumuz için. Bak. Şu otel bir açılsın. Her şey bambaşka olacak, göreceksin. Ama tabii daha çok işimiz var. Bir an önce otelin açılışını yapmamız lazım. Sen bunları düşünmüyorsun. Şu imzaları bir atalım. Yarın işimizin başındayız. Şimdi heyecanlanmaya başladım işte. Aslında bizim için de sürpriz oldu bu teklif. Yani dünyada ekonomi bu kadar sıkıntılıyken böyle bir yatırım tüm taraflar için çok kıymetli. Açıkçası yönetim kurulu başkanımız bu anlaşma için çok uğraş verdi. Bu herkes için iyi olacak. Öyle tabii öyle de bizim yaptığımız otele yatırım yapmak çok da sürpriz olmasa gerek. Tabii ki. Biz bütün süreci yatırımcımızla paylaştık zaten. Harika, çok güzel. Değil mi hayatım? Evet. Neyse. Bir an önce şu imza işlerini halletsek de biz de işimizin başına dönsek. Evet, yeni yatırımcımız da geldi. Kadir Erdem. Şaka mı? Bu ne? Anlayamadım Han Bey. Kamera nerede? Bu kadar şaşırmanızı anlıyorum tabii ama... ne diyebilirim? Zaman insanı değiştiriyor. Ne oluyor Kadir? Ben sana anlatayım hayatım. Kadir Bey'imiz kendini önemli bir insan gibi gösterip... kendince oyunlar oynuyor. Han Bey, ne yaptığınızı anlamaya çalışıyorum ama... Şöyle anlatayım Müdür Bey. Hepsi şu herifin oyunu. Ya bunda o para ne gezer? Sizi bile kandırmış nasıl başardıysa, bravo. Müvekkilim EDM Yatırım Holding'in yönetim kurulu başkanıdır. Geçelim mi? Tabii. Erdem tamirhanesi olmasın o. Bence geçmişi değil. Geleceği konuşalım. Sanırım 200 milyon dolar gibi bir kredi borcuyla karşı karşıyasınız. Eğer bir yatırımcı bulamazsanız... otel banka tarafından satışa çıkarılacak. Bravo. Bravo ya. Benissimo. Rolüne çok iyi çalışmışsın Kadir'ciğim. Tebrik ediyorum. Şimdi buradan defol git. Biz de önemli işlerimizi halledelim. Ne dersin Kadir'cim? Eğer teklifimi kabul ederseniz... banka borcu bugün kapanır. Tabii... benim de birkaç ufak isteğim olacak. Otelle ilgili. Aslan, bu bulacağınız en iyi teklif. Kaçırmayalım derim. Siz bu herifin kim olduğunu biliyor musunuz? Han yeter. Yetmez. Çocuk oyuncağı değil bu. Biz de öyle olmadığını anlatmaya çalışıyoruz zaten. Öyle mi? Güzel. O zaman ben de teklifine şöyle cevap vereyim.
Han Bey, ne yapıyorsunuz? Teklifinizi reddediyoruz. Bu toplantı burada bitmiştir. Bakın Han Bey, ne yapmaya çalıştığınızı anlamıyorum ama daha fazla uzatamazsınız bunu. Bu anlaşmayı imzalamazsanız eğer yönetim kurulu kararıyla otel önümüzdeki hafta satışa çıkacak. Öyle bir şey olmayacak. Hayatım, gidelim mi? Çok özür dilerim Doğan'ım. Ben de ne olduğunu anlamadım. Merak etmeyin. Biz gayet iyi anladık.